heyecanlı bir günümüz. Türkiye'ye yeni bir marka tanıtıyoruz. SDFA'yı hepiniz bir inşaat şirketi olarak biliyorsunuz ama bugün enerjiyle ilgili yeni adımlarımızı anlatacağız. Esas sunumumuzu enerji grubumuzun başında olan Aslan Bey yapacak. Ben size kısaca SDFA'yı hatırlatacağım. Ondan sonra kendisi de sözü vereceğim. Evet, STK olarak bu sene bildiğiniz gibi 75. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'de çok fazla şirkete nasip olmayan bir özellik bu. 75 yıldır faaliyetteyiz. 1938 yılında Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya'nın kurduğu bir şirket bu. Şirketimiz bu 75 yılda tabii çeşitli dönemlerden geçmiş. Özellikle 70'lerde çok büyümüş. 2000'li yılların başında Türkiye'deki zor dönemde bir miktar zor dönemler geçmiş. Sonra tekrar toparlanarak Orta Doğu'da önemli deniz inşaat işleri almış ve bilançosunu çok kuvvetlendirmiş bir şirkettir. Şu anda büyümeye hızla devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi geçen seneki dolar ciromuzu inşaat grubu olarak sadece söylüyorum. İkiye katladık bu yıl ve bu büyüme hızına devam ediyoruz. Yani STK inşaat grubu Orta Doğu'da ciddi atılımlarına devam etmektedir. Şu anda 5000 kişiyi geçmiş durumdayız sadece inşaat grubunda. 24 ülkede de bugüne kadar faaliyet yaptık. Şu anda 12 şantiyemiz aktif olarak çalışmaktadır. Aslında STK'nın 3 grubu var. Tabii ana amiral gemisi 75 yıllık kısmı inşaat grubu. Ama onun yanında inşaat makineleri işi yaptığımız JCB Backloader markasını Türkiye'nin istiyoruz ve 40 yılın üstünde bir zamandır bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla bir makine grubumuz var. Bunun içine forklift kiralama da dahildir. Yani iş makineleriyle ilgili bir birimimiz var. Onun dışında üçüncü birimimiz de hızla büyüyen ve bugün esas gündemimizi teşkil eden enerji grubumuz. Yani STFA bir zamanlar 100 şirkete çıkmış, çok sektörlere girmiştir ama yeniden yapılanmasıyla 2000'lerde 3 ana konuya odaklanmıştır. Dünyada biliyorsunuz ki Fortune 500 gibi inşaat sektöründe de INR listesi vardır. Her yıl bu liste yayınlanır. Sektördeki dünyadaki şirketler sıralanır, performansları sıralanır. STFA bu INR 250'nin içinde çok uzun zamandır yer almaktadır. Zaman zaman ilk 100'e de girmiştir, 200'e de girmiştir. Çeşitli dereceler almıştır ama her zaman dünyanın en büyükleri arasında yer almaya devam etmektedir. Uzun vadeli vizyonda her yıl ilk 100'de olmaktır aslında. Böyle bir vizyon belirledik. Bu kadar yıl içinde 25 milyar dolarlık STFA taahhüt işi gerçekleştirmiştir. Bunun çoğu yurt dışındadır. Esas itibariyle yurt dışı firma, yurt dışında iş yapan bir firma. Ve her zaman gurur duyduğumuz Türkiye'den yurt dışına giden ilk şirkettir. 72 yılında Libya'ya giderek Türkiye'den dışarı çıkan ilk Türk müteahhidi. 78'de de Suudi Arabistan'a gitmiş. Burada gördüğünüz 9 Orta Doğu ülkesine ilk defa giden Türk şirketidir. Öncü ve ilkleri gerçekleştiren bir şirketimiz var. Şimdi enerji tarafına geçmeden bugünkü durumla ilgili birkaç da not vereyim. Şu anda son birkaç yılda Türkiye'de de çok önemli işler aldık. Özellikle İzmit'teki Körfez Geçiş Köprü Projesi'nin bütün ayak ve ankoraj dediğimiz temel, kara ve deniz temellerini yapıyoruz. Havalar çok güzel olması projemizi hızlı ilerlemesini sağlıyor. Umuyoruz ki buradaki işimizi bu yıl içinde kendi tarafımıza biteni tamamlayacağız ve bu Türkiye için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Yani Bursa ile İstanbul bir saatine değinecek çok önemli bir aslında köprü bu. Bu köprüyü bahsetmemin sebebi şirketin esasında geçmişiyle de bağlantılı. Çünkü 1970'lerin sonunda Sezai Türkeş bu köprüyü aynı şu anda yapıldığı yerde çizmiş, zemin sondajı yapmış. Ondan sonra 80'lerde Turgut Özal Başbakanken ona götürmüş ve projeyi aslında o 80'lerde yapmaya çalışmış. Uzun zaman bu köprü yapılamadı. Şimdi tekrar nasip oldu aynı kendimizin şirketimize bunu yapmaya. Onun dışında da yine İzmit Körfezi'nde Yarımca'da Dubai Port denilen dünya çapında bir konteyner şirketinin limanına başladık inşaatına. Ve Tüpraş Rafinerisi'nde de bir liman inşaatı yapıyoruz. Yani şu anda
STF'nin Türkiye'de de İzmit Körfezi STF şantiyesi gibi oldu diyebilirim. Onun dışında Suudi Arabistan, Oman, Katar, Kuveyt, Fas, Türkmenistan ve Libya'da hala şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Ve işimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bazılarınız biliyor, aslında ben inşaatçı değilim. Ben enerji sektöründen geliyorum. 2,5 sene önce STF'ye dahil oldum. STF'de o zaman CEO'muz olan İlker Keremoğlu şu anda STF'nin yönetim kurulu başkanı oldu. Türkiye'de çoğu şirkette yönetim kurulları aile üyelerinden oluşur. Biz de bir aile şirketiyiz. Ama Sezai Türkeş'in ailesi, kızı ve torunları bu görevi daha önce CEO olan İlker Keremoğlu'ndan teklif ettiler. Ve yönetim kurulu başkanımız da şu anda profesyoneldir. Ben de onun yerine CEO oldum. 2,5 yıldır bu inşaattaki gücümüzü ve enerji sektöründe büyüme kararıyla yola çıktık. Bu konuda epey çalışmalar yaptık. Ve bugün itibariyle enerji faaliyetlerimizi yeni bir yepyeni bir marka altında da birleştirdiğimizi sizlere duyurmak için buradayız. Bundan da çok gurur duyuyoruz. Çok önemli bir konu. STFA tabii bir kurumsal markadır. Ama Enerya herkese, bütün tüketicilerimize, bütün toplumumuza hitap edecek yepyeni, gencecik. Yani 75 yılındaki STFA'da genç ve yeni doğan bir marka. Şimdi bu markamızı ve enerji faaliyetlerimizi anlatmak için bu grubumuzun başında olan Aslan Uzun Bey'i davet ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.